Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ardından sinevizyon gösterimi, sonra... Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Hazirun, hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz, ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Böyle kıymetli misafirlerimizi, hocalarımızı bir arada getiren kıymetli hocalarımızla beraber bizi aynı salonda beraber eğleyen Yüce Rabbimize de ne kadar hamdü sena etsek azdır değerli arkadaşlar. Kıymetli Hazirun, inşallah bugün tüm programımız dolu dolu geçecek bizimle. Şurada biraz önce yukarıda gördüğüm Dicle Üniversitesi öğrenci toplulukları diyor. Bu çok önemli bir ifade. Neden? Adeta sanki bu bizim Dicle Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları bir ayeti kerimenin ışığında bir araya gelmiş gibi hissettim ben kendimi. Ayeti kerimede Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin diyor. Bu bir anlamda bizim tefrikaya düşmediğimizin, hep bir araya gelmişliğimizin bir ifadesi ve bu salon da onu gösteriyor adeta. Hepinizden teşekkür ediyoruz bu çerçevede. Yüce Rabbimiz sizi Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Gazze Siyonist çetenin Siyonist çetenin zulmü altında 8 aydır inim inim inliyor. Aslında Gazze kaybetmedi. Kaybeden insanlıktır. Kaybeden Batı alemidir. Kaybeden Amerika'dır. Büyük şeytan Amerika'dır. Kaybeden İsrail'dir. Kaybeden Batı alemi ve Avrupa'dır. Çünkü onların 200 değil, yüzlerce yüzleri vardır. Hep insanlıktan dev vurdular. Her zaman sakallıya terörist dediler. Her zaman cübbeliye terörist dediler. Her zaman cübbeli insanlara, alimlere terörist dediler. Her zaman namaz kılan insanlara terörist dediler. Ama gel gör ki Gazze bize asıl teröristin kim olduğunu, asıl zalimin kim olduğunu, asıl gaddarın kim olduğunu, asıl Firavun'un, asıl Ebu Cehil'in, asıl Ebu Leheb'in kim olduğunu bize gösterdi. Gazze bu gençler her aşamasında ben aslında gençlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu Gazze davasını İmani bir meselenin ötesinde insani bir mesele olarak her gün gündemde tuttular. Gerek üniversite kampüsünde, gerek dışarılarda, gerek çadırlarda, gerek etkinliklerde, gerek yürüyüşlerde, bütün alanlarda canlı tutmaya çalıştılar. Sayımız az olsa da, yani binlerce öğrenciler arasında birkaç bin öğrenci bile olsa, en azından bu davanın canlı tutulduğu inancındayım. Ama biz hocalar, öz eleştiri yapmak istiyorum. Biz hocalar öğrenciler gibi dik duramadık. Biz hocalar öğrenciler gibi size katılamadık. Ve bu konuda hakikaten de sizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu dava sizinle yücelecek. Bu dava geleceğe sizinle büyüyecek. Bu dava sizinle Gazze Allah'ın izniyle hürriyetine kavuşacak. Hatırlayın Suriye karıştı. Suriye'de dediler ki bahar, Arap baharı çıktı dediler. Irak karıştı, Arap baharı. Mısır karıştı, Arap baharı dediler. Ama bugün Allah'ın izniyle Amerikan baharı çıkacak. Allah'ın izniyle Batı baharı çıkacak. Cenab-ı Allah Amerika'nın evlatlarıyla, Batı'nın evlatlarıyla orada İslam'ı hakim kılacak. Ve Batı'dan güneş doğmaya başlayacak inşallah. Nahnu la nurid
من أمتنا أن تبكي على أطفالنا ونسائنا فقط وإن كان الوضع مبكي. نحن نريد أيضا أن ترى هذه البطولات وأن تنخرط فيها وأن يصبح جزء من كيان الأمة جميعا. هذه البطولات الموجودة في غزة نريد أن تصبح في عقل وقلب كل شاب وكل فتاة بل وكل شيخ كبير موجود في هذه الأمة، لأن هذه الأمة لن ينصرها المشفقون على أبنائها وبناتها، ومهما شفق علينا وحزن على آلامنا الغرب لن يقوده ذلك لنصرتنا، إنما قوتنا وعزتنا وجهادنا هو الذي يؤدي إلى نصرنا ورفع الضيم عنا. Evet, ümmetin bizim için ağlamasını aslında istemiyoruz. Sadece bizim için ağlamak yetmiyor. Bununla beraber bizim göstermiş olduğumuz kahramanlıkları, yiğitlikleri, kasan tutaylarının bu hakikaten böyle İsa ile karşı, Rusul ve Bülce karşı gösterdikleri muazzam mücadeleyi de görsünler ki Gazze davası, Filistin davası bütün ümmetin adı haline gelsin. Bunu gördüğümüz zaman demek ki birileri de bizim adımıza orada çalışıyor. Bu hepimizin kadiyesi, hepimizin durumu, hepimizin ortak davası şeklinde bir bilinç ümmette oluşacaktır. Bir de şunu unutmayalım diyor. Mesela Batı'da, Amerika'da, bugün Avrupa ülkelerinde evet, gösteriler yapılıyor Gazze'ye karşı. Yani bu Filistin'in meselesinde Filistin'i destekler mahiyette şeyler olsa da bunlar bizi zafere götürmeyecektir. Onlar sadece üzülürler ve o üzüntüyle kalacaktır. Asıl bizi zafere götürecek olan bizim kendi içimizdeki uyanış, bizim bu konuya vereceğimiz tepki, bu konuda bizdeki meydana gelecek olan bilinç ve şuurdur. La şek ennel vada'l insani mu'lim ve kasi cidden ve lakin in tekunu te'lemune fe innehum ye'lemune kema te'lemun ve tercun min Allahi ma la yercun şuhedana fil cenne ve katlahum fil nar nahnu nesir إلى طريق العزة، وطريق العزة مكلف. الله قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. حتى الصحابة كانوا يحبوا أن يأخذوا القافلة، ولكن القافلة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وما الحل يا رب؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وهذا يحتاج إلى تضحيات وفداء. Evet, şu anki insani durum hakikaten hepimizi derinden üzmektedir. Fakat bununla beraber unutmayalım ki bizim başımıza bunlar gelse de diğer tarafın da başına bir takım sıkıntılar geliyor. Aynı ayet-i kerimede ifade edildiği gibi اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَاِنْهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Yani sizin başınıza gelen elem, acı, bu hadiseler onların başına da gelmiştir. Nitekim Uhud Savaşı'nda tamamen Hazreti Peygamber Efendimiz'in tarafında kayıp olmamıştır. Diğer taraftan da öyle kayıplar vardı. Onlarda da ciddi yaralama vardı ki bu ayet aslında cihatla ilgili her zaman bize ışık tutuyor. Yani bizim kayıplarımızla beraber onların da kayıpların olduğunu unutmayalım ki bu bizim için bir tesellidir. Bir de bir artımız var ki وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ayrıca biz Allah'tan onların ummadığı bir şey umuyoruz ki bu da Allah'ın rızasıdır, bu da cennettir. Çünkü biz hep şunu deriz, ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Dolayısıyla biz bir yok oluruna gitmiyoruz. Ölsek bile bizim ölülerimiz şehittir ve karşılığını, sevabını Allah'tan göreceklerdir. Yani هذا العدو الصهيوني يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي كان يقتلنا في كل يوم، كان يقتلنا ويقتلنا، اليوم صار يقتلنا ونقتله. تعدلت المعادلة، صار عندنا شباب مجاهد علم أن طريق العزة تكمن في مواجهة هذا العدو ولا تكمن في الاستسلام له والتفاوض معه وتقديم التنازلات له أبدا. Evet, onlar bizi öldürüyor, biz onları öldürüyoruz. Bu iş karşılıklıdır. Kesinlikle, fakat netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki asla onlara boyun eğmiyoruz, asla onlara teslim olmuyoruz. Bu iş bitti, tamam, artık onlar ne yapıyorsa yapsınlar, hedeflerine ulaşsınlar. Kesinlikle bu anlamda
bir boyun eğme, bizde bir teslimiyet, onlara karşı bir teslimiyet yok. Biz onlarla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. المجاهدون على أرض غزة العزة خاصة وعلى أرض فلسطين عامة أيضا الضفة الغربية هنالك جهاد مبرور ولكنه مضيق عليه يقتلون جنود العدو ويمارسون الجهاد بقيمه وأخلاقه الإسلامية هل رأيتم المجاهدين يمسون طفلا أو امرأة مع أن المرأة الصهيونية عسكرية إذا رأيتم بعض الأسيرات هؤلاء كن يلبسن مجندات مقاتلات والمرأة المقاتلة تقتل وتؤسر كالرجل هذا في ديننا وفي القوانين الأرضية أيضا وبالتالي المجاهدون يقتلون المقاتلين بينما الكيان الصهيوني الجبان وهو الذي يملك أنواع الأسلحة يقتل الأطفال والنساء يهدم المساجد والمستشفيات والبيوت لأنه عاجز أن ينال من المجاهدين فضل الله تعالى Evet, mücahitlerimiz diyor mükemmel bir cihat örneği ortaya koyuyorlar. Onlar savaşırken İslam'ın öngördüğü savaş hukukuna da riayet ediyorlar. Yani bu anlamda böyle ciddi tahribat, savaşa katılmayanlara karşı onları öldürmek, başta özellikle çocuk ve kadınlar. Mesela bunların mücadelesinde bir çocuğa dokunduklarını hiç gördünüz mü? Bir kadına dokunduklarını hiç gördünüz mü? Bu kavramın yani Hasan Turaylar'ın. Özellikle mesela Sihyon'un dediğimiz Siyonist şeyler tarafta kadın askerler de var. Onlara karşı bile diyor diğer askerler gibi muamele etmiyorlar. Sırf kadınlar diye. Fakat diğer tarafın yaptıklarına baktığımızda hastanelere saldırıyor, hastaneleri bombalıyorlar. Ve bu şekilde savaş hukukundan uzak, savaşta asla kabul edilmeyecek her türlü meraneti irtikap ediyorlar. Nahnu أنا أحب أن أبشركم لأنه لابد أن نمضي بالوقت أن المجاهدين من جهة والشعب الناس العامة في غزة من جهة أخرى يرسل رسائل في كل حين ومن في كل أيام لقيادة المقاومة في الخارج وهم يتفاوضوا على وقف إطلاق النار ويقول لهم تفاوضوا ولكن لا تقدموا تنازلات نحن قادرون على الصبر والاستمرار بينما هل رأيتم امرأة واحدة في غزة خرجت تقول المقاومة والمجاهدون قتلونا لكن انظروا في الكيان الصهيوني المظاهرات ضد نتنياهو هو مجتمع مفكك ممزق جاءوا ليعيشوا في فلسطين وليمارسوا اعتداءهم وأكلهم لأموالنا واعتدائهم على أرضنا لم يأتوا ليثبتوا ويواجهوا ويصبروا على القتل كما نحن مضطرون للصبر Buradan size bir müjde vermek istiyorum dedi. Diyor orada savaşan mücahitler, Kasam Tugayları dışarıdakilere sürekli şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki siz asla indirime gitmeyin. Siz asla boyun eğmeyin. Siz asla bu iş bitiyor artık işin sonu geliyor şeklinde bir ümitsizliğe kapılmayın. Biz burada güçlüyüz. Biz burada savaşıyoruz. Ve sonsuz bir sabrımız var. Biz sonuna kadar sabretmeye devam edeceğiz. Asla hariçten yani Filistin dışında özellikle onları destekleyen kişiler bizler gibi herhangi bir ümitsizliğe kapılmasına biz sabrı ve sabatı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu mesajı veriyorlar. Mesela diyor Filistin'de hiçbir kadını mesela çıkıp da ben işte Kasam Tugaylarının yaptıklarından şikayetçiyim. Onlar bize şöyle zulmettiler, şöyle bir haksızlıkta bulundular. Bunu diyen bir tane Filistinli gördünüz mü? Hayır. Fakat diğer taraftan korkak Siyonistlere baktığımızda özellikle Siyonist tarafta bakıyorsunuz sürekli gösteriler, sürekli oranın hükümetine karşı gösteriler düzenleniyor, istifaları isteniyor. Onların kendilerine zarar verdiklerini, onların politikalardan şikayetçi olduklarını hep görürsünüz. Oysa böyle bir şey asla Filistin tarafında göremezsiniz. Ana urid an es'alkum men ya'taqid anna al-mujahidin humu allazina bada'u al-ma'raka yarfa yadahu.
من يعتقد أن المجاهدين هم الذين بدأوا هذه المعركة. Bu savaşı başlatanların Kasım Tugayları olduğunu kim düşünüyor? Parmak kaldırsın bunlar. يرفع يده الذي يعتقد. Filistin'in başlattığını kim iddia ediyor? Kim bu kanaattedir? Bunlar parmak kaldırsın. ها تفضلي. لا يوجد. هي تقول لا يوجد. لا يعتقد أحد أن. ما أحد يعتقد نعم. إذا من الذي بدأ هذه المعركة؟ هيك هو سواشي كيف أشرت؟ نعم الكيان الصهيوني. بعض المسلمين بدأونا يا إخوة يسألونا كيف تبدأ هذه المعركة وهذا العدو لديه قوة. نحن لم نبدأ المعركة. الذي بدأ المعركة الذي يدنس الأقصى كل يوم، الذي يحاصر غزة، الذي يقتحم مخيمات الضفة الغربية في كل يوم، هذا هو الذي بدأ المعركة. لو سلمنا، ولن نسلم طبعا، أن 48 هي أرض اسمها إسرائيل وليس كذلك. عندما يأتي الصهاينة إلى الضفة الغربية جاءوا إلى فلسطين يقاتلوننا فيها، لماذا لا نذهب نقاتلهم إلى أرضهم وهي ليست أرضهم وهي أرضنا؟ Bu savaşı kim başlattı? Elbette ki İsrail başlattı. Çünkü İsrail belki tarih kendisi vermedi ama 1948 hatta öncesinde orayı işgal etmeye başladığında sürekli oranın hakkına zulmetti. Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenledi. Orayı işgal etmeye kalktı. Orada özellikle çadırlara sığınan mültecilerin kamplarını sürekli taciz etti. Sürekli oralara saldırılar düzenledi, tutuklamalar, gözaltılar. Onlar Filistin toprakları içerisinde bu işlemi yapıyorken biz Gazze'den çıkıp Filistin topraklarına bir saldırı düzenledik diye suçlu biz mi oluyoruz?